Merhaba sanatseverler. Şu an Orkun Ozan Sanat Galerisi'ndeyiz. Ünlü ressam Necdet Öksüz Bey'in ilk Antalya'daki kişisel sergisinde birlikteyiz. 22 Eylül 1 Kasım tarihleri arasında bu güzel sergiyi gezebilirsiniz. Merhaba. Sara Hanım, öncelikle bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum size. Ben Necdet Öksüz. 1956 yılında Eskişehir'de doğdum. İlk orta lise tahsilimi Eskişehir'de tamamladım. Ondan sonra Devlet Tatbik Güzel Sanatlar Okulu'nun resim bölümünü kazanarak okula girdim. 4 yıllık eğitimden sonra 81'de mezun oldum. 76'dan bu yana bakarsanız 2022, 76 yılından beri ciddi anlamda, akademik anlamda resim yapmaktayım. Doğayı çok seven bir ressamım. Genelde tek figürlü, ağırlıklı nesne resimlerinin üstüne gidiyorum. Böyle resmi çok fazla sıkmadan, kompozisyonu yormadan, boyanın hamurunu çok severim. Kalın boya kullanırım, dokusunu çok severim. Genelde tuval üzerine çalışıyorum ama bazı etütler kağıt üzerine, ondan sonra tuvale geçiyor çalışmalar. Aşağı yukarı İstanbul dahil bu sanırım bir 30 kişisel sergi gibi oldu. Resmin bendeki oluşumu, ben hiçbir şeyi bakmadan resmetmem. Genelde mutlaka incelerim. Bütün natürmörtlerim, kedi dahil bütün figürlerimin hepsi gerçek figürleri inceleyerek gelir. Hayalden pek bir şey yapmam. Şöyle ki, inandığım bir şey var. Ben yaşadığım dönemin resmini yapmak ve yaşadığım dünyanın, gördüğüm şeylerin resmini yapmak adına resim yapıyorum. Ve bu anlamda da bu beni çok rahatlatan bir şey. Hayali kompozisyonlara pek girmem genelde. Böyle kendimi sıkmadan devamlı boyarım. Yani resim yapmadığım zaman depresyona giren bir insanım aslında ben. Burada Antalya'ya ilk kez geldim. Sağ olsun Orkun Galeri Himmet Bey ön ayak oldu bu sergi için. Bence güzel işler de koyduk. Meselenin özü aslında şu, sanatçı aslında doğaya bakıyor, yapacağı işi yüreğinden geçiriyor ve elinden çıkartıyor. Meselenin özü bu. Yürekten geçmeyen hiçbir şey bana göre duygusunu anlatamaz. Bu müzik için de böyle, şiir için de böyle, roman için de böyle, resim için de böyle. Az önce duyguların sanatta yer alması gerektiğinden bahsettiniz. Duygular olmazsa sanatta bir eser çıkmayacağını söyledi. Kesinlikle. Bu durumda son yıllarda yapay zekanın geldiği durum ortada. Son videomuzda ben de yapay zeka ile Matisse tarzı yağlı boya keçi tablosu hazırladım. Ve bunu çekimden önce size gösterdim. Sizce bu şekilde yapay zeka ile hazırlanan eserler sanat mı, değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başarıların devamını diliyorum. Aslında şöyle, insanoğlu kağıt üzerinde, her şeyde, duvarda, yerde, mozaikte, bütün tekniklerle resim yapmış. Dekoratif işler olmuş. Rönesans'tan bu yana, mağaradan beri, kanlarla yapılan figürlerden beri resim gelmekte. İnsan hep böyle bir estetik, güzel bir eser görmek için hep mücadele etmiş. Tabii toplumların yapısına, ekonomik durumlarına göre bu yöresel bir takım şeylerden geçmiş. Resimler kilimlere geçmiş, halılara geçmiş, duvarlara geçmiş. Tabii modern çağda artık yaşıyoruz. Teknik o kadar gelişti ki artık ışıkla gökyüzüne resim yapabiliyor sanatçı. Artık ışıkla duvarlara resim yapabiliyor. Artık üç boyutlu resimler yapılabiliyor bilgisayar şeyle. İnanıyorum senin yaptığın da doğru bir şey. Bu ha ekranda olmuş, ha tuvalin iç üzerinde olmuş, ha da kağıtta olmuş. Bu aslında çok yere taşınabilen bir teknik bir de. Yani bilgisayar kanalıyla bütün dünyayla paylaşabileceğin bir teknik. İşin içinde çizgi, desen, bir anlatım, bir figür, ister abstrakt olsun, ister şey olsun, gerçekçi resim olsun. Bunu nereye yaparsanız yapın, isterseniz tavana yapın, isterseniz ışıkla yapın. Bence bir anlamı oluyor ve artık sanat olarak tanımlanabiliyor. Bununla yaşayan bir sürü sanatçı var. Bu tabii benim yaptığım bir şey değil ama sen çok seviyorsun. Senin yaptığın işi de görmüştüm.
Devamını diliyorum. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sanal resim meselesi de çok fazla yayılacak bir mesele. Ve kendine göre aslında özgün bir de teknik oluşturmuş oluyor. Durum bu. Benim inandığım şeyler bunlar. Şimdi resim çoğu insanın çok sevdiği, saygı duyduğu bir sanat olayı. Müzik de öyle, tiyatro da öyle, bale de öyle. İnsanın yapısına göre, kültürüne göre değişen şeyler bunlar. Şimdi Alphonse Degas der ki, resim yapmak kolaydır ama bilen için çok zordur der. Bu önemli bir şey. Ben İstanbul, tabii Eskişehir'de büyüdüğüm için İstanbul'u fazla bilmiyoruz. Eskişehir'de de galeri falan yok. İstanbul'a resim galerilerini gezmeye geliyoruz. Birinci sınıftayım ben. Normanlığında Bedir Rami Galerisi'nde Fikret Mala'nın küçük işlerinin olduğu, böyle el kadar işlerinin olduğu bir sergi. Oraya girdik arkadaşlarla birlikte. Güzel bir kokteyl falan. Bakıyorum böyle Fikret Mala'yı. Tanımıyorum tabii o zaman. İsmen biliyorum ama resimlerini görmek mümkün değil. Şimdiki gibi bilgisayar yok. Yani kitaplarda gördüğümüz kadar. Ben dedim ki şimdi biz okula girdik, ressam olacağız ya. Çok da istekliyiz tabii. Fikret Mala'nın işleri de çok primitif işler olduğu için, rahat işler. Ben gördüm, dedim ki ya bu bayağı yani ünlü bir ressam olmuş. Böyle baktım, dolaştım. Ben dedim yırttım ya, bunlar ne ki dedim yani. Ama mesele hiç öyle değilmiş yani. Öyle değil hiç. Sonra işin içine girdikçe işi öğrendik. Çok etüt yapan bir sanatçıyım ben. Çok iyi gözlem yaparım. Yani hafızam da güçlü olduğu için fotoğraf makinesi gibi gördüğüm bir şeyi tekrar hayal ederek, önüme koyarak onları ilerletebiliyorum, geliştirebiliyorum. Şimdi Antalya'daki bu sergimizde aşağı yukarı 2000 yılı dahil Karma, bizim sanatçı, galerici dostumuz Himmet Bey'le birlikte seçtiğimiz işler var. Bir sürü işler. Evde 500 tane resim var ama burada bir 52 tane resim ayıkladık. Burada da konu sanatsever dostlarımıza deniz resimleri, tekne resimleri, baykuşlar, kediler, dünyamıza ne girdiyse sevdiğimiz, okşadığımız her şeyin resmini yapmaya çalışmıştım ben, natürmörtler dahil. Bu bir karma. Genelde böyle hep yaşamımın içinde olan, tabii resimsel anlatımını da çok sevdiğim, örneğin buradaki baykuşta olduğu gibi çok saygı duyduğum kuştur. Kimi insan bu kuşu uğursuz olarak görür ama doğanın en iyi yaratıklarından biridir mesela. Yani insana yardımcı olur. Yani durum bu. Çok çalıştık, çok çabaladık. Bu resimleri de sanki böyle pamuklara sardık, sakladık. Dostlarımızla paylaşmak, sanatseverlere bunları göstermek bana çok gurur veriyor. Mutluyum burada olduğum için. Sergimizin hepimiz için, bütün sanatçı arkadaşlar, bütün ziyaretçiler için de hayırlı olmasını istiyorum. Bu serüven bitmeyecek, devam edecek. Ben ölünceye kadar resim yapacağım. Resim yapmayı çok seviyorum, boyayı çok seviyorum, renkleri çok seviyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar diliyorum. Bu güzel sergi ve söyleşi için biz teşekkür ederiz hocam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.